Now that Artık you're comfortable yerlerin nasıl sıkıştığını ve uzadığını bildiğinize göre birazcık daha farklı bir şey deneyebiliriz. Gelin şimdi birkaç yayı bu şekilde birbirine eklemeyi deneyelim. Yayları simüle ederken onları zikzaklı bir şekilde değil de sıkışabilen ve uzayabilen çizgiler şeklinde çizeriz. Bu sayede oldukça hareketli, oradan oraya zıplayan bir saç teli elde edebiliyoruz. Ama bu saç teli sizce de biraz fazla hareketli değil mi? Durması için geçen zaman çok fazla ve bu hiç de gerçekçi değil. Referans çekimlerimize tekrar bir göz atın. Saçın kısa bir süre sonra durulduğunu göreceksiniz. Bu problemi yay sertliği ile çözebileceğimizi düşünebilirsiniz. Ama ne olduğuna bir bakın. Yay sertliğinin yüksek ve düşük olduğu her iki durumda da saçın durulmadığını görüyoruz. Bu problemi çözmek için yaylara söndürücü ya da yumuşatıcı adı verilen bir şey ekleriz. Söndürücü, yer değişimindeki hızlı değişikliklere karşı koyan bir sistemdir ve yayların denge durumuna ulaşmalarını kolaylaştırır. Denemek ister misiniz? Videonun başındaki saç telindeki her yaya bu sefer birer söndürücü ekledik ve yandaki yumuşaklık ayarı ile de söndürücüyü kontrol edebiliyoruz. Söndürücü ayarını artırırsak, yaylar hızlı değişimlere karşı koyabildikleri için denge durumuna daha kolay ulaşıyorlar. Söndürücü ayarını çok fazla artırdığınızda ise hemen hemen hareketsiz bir saç teli elde edersiniz ve bu hiç de doğal gözükmez. Aynı şeyi saç teli sayısını artırdığımızda da bu şekilde gözlemleyebiliriz. Merida'nın saçını modellerken biz de buna benzer bir deneme yapmıştık. İdeal yay sertliği ve yumuşaklığını bulup istediğimiz sanatsal görüntüyü elde etmeye çalışıyorduk. Ayarlar yanlış olduğunda yaylar birbirine karıştığından oldukça komik sonuçlar elde etmiştik. Bunun için yay sertliği ve yumuşaklığı arasındaki dengenin doğru olması çok önemli. Sıradaki alıştırma ile her yayın yumuşaklığı, saç teli sayısı, saç teli başına düşen yay sayısı ve yay sertliği ayarlarını kullanıp bunu siz de deneyebilirsiniz. Bakalım doğala yakın bir görünüm elde edebilecek misiniz?